Veri analizi. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? A. Çorba pilav musakka. B. Pilav musakka köfte. C. Çorba musakka makarna. D. Pilav taze fasulye köfte. Şimdi şekildeki veriler için biraz daha açık bilgi vermeye çalışalım. Bir lokantada pişen yemekler çorba 10 porsiyon pişmiş. Pilav 4 porsiyon. Musakka 4 porsiyon. Makarna 5 porsiyon. Taze fasulye 6 porsiyon. Köfte ise 10 porsiyon. Demek ki bu lokantada en çok çorba ve köfte gidiyormuş. 10'ar porsiyon yapılmış. Peki bu yemeklerin hepsine toplam, yani bu kadar porsiyon yemeğin tamamına 60 gram tuz kullanılmış. 60 gram tuz kullanılmış. Mesela 10 porsiyon köfte için kullanılan tuz ne kadarmış? Tümünün, yani 360'da 90'ının, yani 4'te 1'i 60 gramın 4'te 1'i 15 gram. Demek ki 10 porsiyon köfteye 15 gram tuz kullanılmış. Yani bir porsiyon köftenin içindeki tuz miktarı 1,5 grammış. Buradan bunu anladık. Peki bunu şöyle de ifade edebiliriz. Şöyle de ifade edebiliriz. 10 porsiyon köftede 15 gram tuz varsa bir porsiyon köftede kaç gram tuz var şeklinde ifade edebilir. Peki benzer biçimde taze fasulyeyi nasıl ifade ederiz? İşte makarnayı nasıl ifade? Hepsi de aynı köfte gibi ifade edebiliriz. Peki şimdi bunların hepsinde tek tek makarna, taze fasulye tümünde bir porsiyonunda bulunan tuz miktarını bulalım. Önce makarnayı bulalım. Makarna. Makarnanın ölçek açısı, merkez açısı 36 dereceymiş. Peki bir dereceye ne kadar tuz düşüyormuş? 360'da 60 gram. Yani 60 gram 360 dereceye karşı gelirse bir dereceye kaç gram tuz karşı gelir? 60 bölü 360. Peki makarnada kaç derece var? 36 derece. O halde makarnanın tümüne düşen tuz miktarı 36 çarpı 60 bölü 360. Yani makarna 60 bölü 360 çarpı 36. 5 porsiyon olduğuna göre 1 bölü 5'i. İşlemleri yaparsak bir porsiyon makarnadaki tuz miktarının 1,2 gram olduğunu buluruz. Peki pilavın merkez açısı 48 dereceymiş ve 4 porsiyon toplam pilav varmış. O halde 360'da 60'ın 48 çarpı 1 bölü 4'ü de 2 grammış. Yani pilavın bir porsiyonunda 2 gram tuz varmış. Benzer biçimde fasulyenin bir porsiyonunda 1,5 gram tuz, musakkanın bir porsiyonunda 2,5 gram tuz, çorbanın bir porsiyonunda 1,2 gram tuz ve köftenin bir porsiyonunda 1,5 gram tuz. Ya bu şu 1,5 gramı nasıl hesap ettiğimizi yukarıda bir kere daha göstermiştim. 1,5 gram mesela nasıl bulundu? Tekrar ediyorum. Tümüne kullanılan, tüm yemeklere kullanılan tuz 60 gram.
60 gram. Peki sadece köfte için kullanılan 360 da 90, yani dörtte biri. 60'ın dörtte biri 15 gram. Kaç porsiyon köfte vardı? 10 porsiyon. 10 porsiyon köfte 15 gramsa, bir porsiyon köfte 1,5 gram. Bunların hepsi bu şekilde de gösterilebilir. Yani 15 gramı, 1,5 gramı nasıl bulduk sorusunu iki çeşit cevapladık. Peki, şimdi buna göre A şıkkına bakalım. A şıkkına bakalım. Çorba pilav musakka sağlıyor mu? Çorba, bir porsiyon çorbada 1,2 gram tuz var. Pilavda, bir porsiyon pilavda 2 gram tuz var. Musakkada 2,5 gram tuz var. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini topladığımız zaman 5'e eşit olmuyor. 2, 4, 4,7, yani 5'e eşit değil bu o halde. A şıkkı doğru cevap olamazmış. Peki B şıkkı pilav musakka köfte, yani 2, 2,5, 1,5. Onun da toplamı yine 2, 4, 5, 6 oluyor. Yani 5'e eşit olmuyor. 6 gram tuz oluyor bunun toplamı. O zaman bu da cevap değil. C'ye bakalım. Çorba musakka makarna. 1,2, 2,5 ve 1,2. Toplam 2, 4, 4,4, 5'e eşit değil. O halde bu da olamazmış. Gelelim D'ye. 2, 1,5, 1,5. Yani ne demek bu? Pilav 2. Taze fasulye 1,5. Taze fasulye 1,5. Efendim. Köfte 1,5. Bunların üçünü toplarsak 2, 3, 4, 5. Demek ki bunların toplamı 5 gram tuz yapıyormuş. O halde doğru cevap bunun için denizliymiş. Yani pilav, taze fasulye, köfte cevapmış.